Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, günlük üçün harika yapan 5 detayı söyleyeceğim. Günlük üç benim sevdiğim en güzel kitap okuduğum sevdiğim yani duygularım kifayetsiz. Zaten New York Times çok satan kitaplar, bestseller kitaplar kötü olmuyor bence. Hepsi güzel kitaplar ve bir film oluyor ve birçoğunun da filmi oluyor. Günlük 3'ü harika yapan 5 datayı sizlerle paylaşacağım. Bundan önce e, biz takip eden takipçilerimiz görmüştür. Benim burada notlarım var. Ve hep unutuyorum, göstermek istemiyorum. Çünkü çok önemli şeyler değil. Bakayım ben bir yine. Hani önemli şeyler yazıyor olabilir. Yazmıyormuş. Size göstereceğim. E, önceki videolarımdan da görebilirsiniz. Ben günlük 3 videosu çekerken ara sıra notlarım çıkıyordu. Ben de göstermiyordum. Merak etmiş bazıları. Burada fotoğraf var. Önemli karakterler. Her şey bir katada başladı. Gravity Falls gizemler. Bilmeden neden Sus'a zeki dedi. Ve Sus tahminleri hep doğru çıkıyor. Günlükteki gizemler. Hatta bir bölümde galiba Sus'a şey diyorlardı. Nasıl böyle bir şey biliyorsun. Bir şey vardı bir gizem. O bölümü unuttum. Önemli şeyler değil bunlar ama merak etmişsiniz. Ben de size söyleyeceğim. Burada Deeper yapıştırdım. 12 Kasım'daymış tamı tamına Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 7 ay geçmiş yani günlük iş gelişler diye yazmayın unutmuşum. Ya ben bile çok önem vermiyordum ama siz merak ettiğiniz için yaptım. Bugün de gizem bulacak mıydım bunu çok merak ediyordum. Peki ya gizem yoksa? evet. Buna gerçekten hiçbir şey yok. Merak etmenize bile değmez. Onun için bunları kenara alalım. Bu da zaten kitap ayrıcı. O zaman günlük üçü günlük üç yapan 5 harika detayla karşınızdayım. İyi ki ve belki de birçoğumuzun sevdiği dokusu. Şu kenarlarındaki sanki gerçek günlükmüş gibi dokusu ve sayfalarının dokusu hepimizi şaşırtıyor. Sanki filmden çıkmış gibi bu doku. Sanki biz Deeper'ın yerindeyiz. Ford'u biz arıyoruz gibi. <laughs> Kitabın en güzel şeylerinden biri de dokusu. Çünkü gerçekten sanki büyülü bir dünyadaymışsınız izlenimi veriyor. İkinci olarak sayfaları, sayfaları günlük gibi birebir harika bir şekilde dizayn edilmiş. Buradaki gördüğünüz eskitme tarzı yapılan şeyler, şey böyle Türkçe çevirisinde bile bir hata yok yani. Kitabın buradaki eskitme detayları bile harika bir biçimde gösterilmiş. Special Edition değil bu, o pahalı bir kitap ama olmamasına rağmen çok güzel bir şekilde düzenlenmiş. Burada şeyleri falan ve e, Esen Kasaba iki sezon kısa bir harika bir çizgi film. Onun için her şey yoktu günlük için her sayfasını biz görmüyorduk filmde. Onun için Alex Orç bazılarını da kafasına göre yapmış ama çok da güzel yapmış. İşte dizayna gibi. Dediğim gibi ikincisi de sayfalarının bu desenleri. Üçüncüsü ise cildi. Cildi zaten başlı baştan çok güzel günlük için Açar açmaz yani günlükçe alır almaz çoğumuz cildi okuyoruz de böyle bir not var ve orijinaline galiba Alex Orch'un direkt böyle kağıt mektubu var. Burada yapışmış gibi değil. Burada portalımız var. Gerçekten bunda dokusu çok güzel. Ciddi bir kitap zaten ve harika bir kitap. Yani <laughs> çıldırabilirim. Çok iyi bir kitap. Uh, gerçekten güzel bir kitap. Bir de birçoğumuzun isteyeceği türden bir kitap. Yani çizgi filmlerde olan eşyaları gerçek hayatta görmek çoğumuzun hoşuna gidiyor filmlerdeki eşyaları. Makakıtın bilgisayarı. Burada da cildimiz var işte. Cilt hem koruyor bunu çünkü biraz çabuk çizilebiliyor. Ben böyle tırnağımla çizsem hemen çizilebilir. Cilt de kitabı harika yapan üçüncü maddemiz. Bu bir madde değil ama kısa bir şey söyleyeceğim hemen. Aynı zamanda da zaten günlük kötü değil yani. Harika bir kitap. Ben sadece önemli detaylarını söylüyorum bu videoda. Zaten mükemmel bir kitap. Bu madde dördüncü madde ama ayrı bir madde olarak çekmek istedim. Sayfa gerçekçiliği gibi. Aslında bu sayfa yapısına da benziyor bu maddemiz ama tavla düştü. Ayrı bir madde olarak değerlendireceğim. Sayfalardaki bazı şeylerin gerçekliği. Mesela bu kan aşırı derecede gerçek duruyor. Aşırı derecede. Sonra bu karalamalar. Azıcık bilgisayardan yapıldığı belli olsa da çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş bu yazıların biçimlenişi, buradaki hafif lekeler, buradaki leke, bu sayfanın üzerindeki bazı şeyler çok gerçekçi bir şekilde yapılmış. Bu da harika. Zaten sayfa şeyleri falan. Öyle yani sayfanın üzerindeki bazı desenler gerçekten de çok hoş. Son maddemiz bir okuma kitabı olmasına rağmen olay örgüsü harika. İçindeki şeylerin sıralı bir şekilde devam edişi. E, mesela en sonunda böyle bir şey tam olarak yoktu galiba ama Stanford Python biz bunu dipsiz kuyu atıyoruz. Hani dipsiz kuyudaki şeyler aynen başka bir yerde çıkabiliyor diyor ya. Bir kitap dipsiz kuyuya düşmüş. Sonra bir onu almışız gibi harika bir algı yaratıyor. Bitiriyorum diyor. Sonra e, Stanler'in buraya gidişi. Yani bazı şeyleri bir olay örgüsüne göre yapması çok iyi. Sonra makgegit, e, Rubik küpünü bozuk bir şekilde kalmasından hoşlanmıyor. Burada da onun evinde yani burada eski bir evde e, Rubik küpünün yapılı bir şekilde olması da önemli bir detay. Ya yani arı, arı bu kitaptaki ara sıra çarpıcı detaylar da çok iyi. Gerçekten mükemmel bir kitap o bakımdan. Sonra mesela bir detay daha göstereyim size. Sonra da bitireyim. Evet. Çok var ama ben bir şey aramaya çalışıyorum arkadaşlar. Orada siz de biraz bakmış oluyorsunuz. Mesela bu yer lekesi önceki maddelerimiz için gerçekçilik, Burada da Mabel'ımızın konuşmalar var. Mabel ara sıra bir şeyler yazıyor. Different üzerine. Yani burada bil bir bölümü almış zihnin. Öyle işte çarpıcı şeyler var. Ben pek bulamadım. Ama mesela bu bile bir şey işaret ediyor olabilir. olabilir. Burası Esen Kasaba. Evet video bu kadardı. Yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz videoları yazabilirsiniz. İzleyen herkese çok teşekkürler. birkaç saniyenizi ayırıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.